Merhabalar. Siyasette bazı değişimler oluyor. Son seçimlerde bunu gösteren örneklerle doluydu. Siyasi aktörler farklı bir hale geliyorlar. CHP'nin gidişi, AKP'nin zayıflaması, diğer bazı faktörler. Bunları bir konuşacağız bugün. Siyaset sosyolojisi adına yeni şeyler söyleyen bir isim var. Konuğumuz Yüksel Taşkın, hem akademisyen hem CHP Parti Meclisi üyesi. Son seçimlerde herhalde etkin bir rol oynadınız Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasında. Diken.com.tr'deki söyleşiniz çok enteresandı. Hem ben okurlara da, seyircilere de okumalarını tavsiye edeyim. Oradaki birkaç maddeyi belki biraz daha açmakta bugün yarar olabilir. Şimdi CHP'yi ele alarak başlayalım. CHP değişti mi? Değişiyor mu? Karşı mahalleye artık seslenmeye, o mahalleye girmeye başladı. Nedir bu değişim sizce? Şimdi 2010'dan beri belli bir strateji izlemeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu Bülent Ecevit de denemişti ama son dönemlerinde değil de daha öncelerinde bir geleneksel oylar stratejisi diye klasik modern ve Alevi seçmenin ötesine taşırmaya çalışmıştı partiyi. Bunun yani bir tarihi var aslında. Yani şimdi tabii bu stratejinin anlaşılması, uygulamaya sokulması için örgütün biraz bunu anlaması, benimsemesi gerekiyordu. Bunun ölçütü de siyasette başarıdır. Yani bir stratejinin test edilmesi ve başarı getirmesiyle insanlar daha çok sahipleniyor. Ben Türkiye'de çok katı ideolojik bariyerler olduğunu düşünmüyorum. Aslında güç ve iktidar ufukta göründüğünde insanlar bayağı bir pragmatikleşebiliyor, esneyebiliyor. Bunu da gördük. Hani parti içerisinde veya dışarıda bu tarz arayışlara engel olabileceği düşünülen kesimlerin o kadar da kuvvetli olmadığı veya onların bir kısmının pekala bunu kabullenebileceği de görüldü. Fakat bunun üzerinde bir de toplumun bir arayışı var. Yani bence Türkiye toplumu temel olarak modernleşmeci bir toplum. AKP'nin ve genel olarak Türkiye sağının tarihte hiç olmadığı kadar dysfunctional, yani hiç işe yaramayan bir, yani toplum bakıyor. Sadece hamaset, belli değerler üzerinden konuşan, korkutan ve pragmatik damarını yitirmiş bir merkez sağ. Yani hatta merkez sağ diye de bir şey kalmadı. Yani sağa özgü bir pragmatizm vardı. İyi kötü bağırıp çağırırlardı, milliyetçi laflar ederlerdi ama dünyayla da bir açık kapı bırakırlardı, özellikle Batı'yla. Bütün bunların ortadan kalkmasıyla aslında biraz o alana da CHP yerleşmek zorunda kaldı. Veya toplum aslında %50+1 dediğimiz yeni siyaset oyununa iyi adapte oldu. Çok hızlı bir şekilde seçenek üretti. CHP hem bazı zorlamalar, yani aslında toplum ve tarih CHP'yi iktidara doğru itiyor bence. Belli konularda dönüşüm geçirebildi ama mesela benim siyasette mutlaka olmasını istediğim tarzda kadroları henüz partiye taşıyabilmiş değil. O arkadaşlar gönüllü şeklinde dokunup kaçan öyküler yazıyorlar ama kurumsal siyasette uzak duruyorlar. Anlayabiliyorum onları ama hani biraz kadroya yenilenmesi anlamında da bu seçimler bir diyelim ki alan açarsa, umut yaratırsa belki çok daha olumlu olur. Ama hani benim artı eksi diye baktığımda özellikle referandumda CHP'nin sivil toplumla tandem halinde ilerlemeyi başarması, kendini arkada tutabilmesi, ondan sonra İstanbul'da 24 Haziran'da aynı stratejiyi denedik ama çeşitli nedenlerle umduğumuz kadar başarılı olmadı. Fakat ısrarla oradan devam edildi ve İstanbul seçimlerinde toplumun bize olan kuşkularının da özellikle Türkiye sağının bahsettiğim gerilemesi, temel ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle biz oraya biraz daha önce pek bize sıcak bakmayan unsurlarla da ciddi bir yakınlık yakalamayı başardık. Şunu söyleyebilirim, İstanbul örneğinden yola çıkayım. Her yere gidip kampanya yürütebiliyoruz. Her yere, her kesime ulaşabiliyoruz. Hiç kimse bizi öyle kovuyor, ötelemiyor falan, öyle bir şey yok. Hangi kesimin etki alanının fazla olduğunu falan hepsini öğrendik. Yani çok ciddi bir seçim pratiği üzerinden ciddi bir kampanya yürütme ve her yere ulaşma yeteneğini kazandı İstanbul örgütü özellikle. Bir cümleniz bende merak uyandırdı. Siyasete daha çok girmesini istediğim kişiler dediniz. Kim bunlar? İsim olarak değil, özellik olarak. Şöyle söyleyeyim. Meslek sahibi insanlar daha çok. Siyaseti de meslek olarak görme diyelim ki anlamında eski kuşaklar ve soğuk savaş dönemi kuşağından farklı kesimler. Mesela
Toplumun belli, İstanbul'un belli kesimlerinde Canan Kaftancıoğlu'na yönelik çok ciddi bir sempati var. Çünkü onun sivilliği, işte kırmızı kazayla, blue jean'iyle ortalarda dolaşması pek çok insana şunu gösteriyor. Hani bir sivillik hala mümkün, böyle kravatlar, siyah takım elbiseler falan filan. Yani bunun dışında özellikle beyaz yakalıların, hani Avrupa'da daha çok yeşillere oy veren veya taşıyan ve Türkiye'de de özellikle sosyal medyada, gezide vesaire çok etkili olan kesimler. Bunlar mesela gönüllü olarak siyasete katılıyorlar. Bir ara HDP'ye çok destek verdiler aktif olarak. Şu anda hala gönülleri HDP'den yana ama çok edilgenler. Uzun uzun tarif edebilirim aslında. Anladım. Yani. Peki bir de CHP'nin değişimi konusunda yıllardan beri yoğun eleştiriler var Kılıçdaroğlu'na en bu başta. Bu klasiktir. Sağ açılma, yani sağcılaşma mı? Evet, evet. Yani karşı mahalleye girmenin yolu nerelerden geçiyor konusunda CHP sağa kayarak mı başarı kazanıyor? Şimdi bence AKP ve MHP'nin merkez sağı felç etmesi, o alanın boşalması bizi biraz o şeye itti. Özellikle Ege ve Akdeniz'de daha önce merkez sağ partilere yönelenlerin modernleşmeci damarlarını keşfederek tek CHP'ye yönelmeleri, ki bu kalıcı bir şey, bizi biraz zorladı aslında. Fakat İyi Parti'nin gelmesiyle, belki şimdi Babacan, Davutoğlu vesaire, onların bir tür merkez sağ parti kurma çabalarıyla biz aslında sosyal adaletçi, kent yoksullarıyla bağ kurmaya çalışan, demin bahsettiğim özgürlük meselesini çok önemseyen, yaratıcı, özgür taraflarıyla öne çıkan kesimler vesaire, bunlara yönelebileceğiz. Ama demin dediğim gibi tarih bizim üzerimize büyük yük bindirdi. Çünkü merkez sağı tarihsel olarak kendi içindeki hatalarla tam dağıldığı bir süreçte merkez sağı da işgal ederek gelen bir hareket radikal sağa kaydı. Dolayısıyla o radikalleşmenin korkuttuğu, ürküttüğü unsurlar da CHP'ye yöneldi. Ama İyi Parti orada bizden büyük aldı diye düşünüyorum. Şimdi belki AKP cenahını etkileyebilen başka bir merkez sağ parti oluşunca belki biz daha sosyal demokrat bir yönelime girebiliriz. Ama bunun için de entelektüellerin, akademisyenlerin, STK'ların CHP bir şey yapsın diye beklemektense veya HDP bir şey yapsın diye beklemektense baskı unsuru olarak sahada olmaları gerekiyor. Çok ilginç. Buna inandım. Şimdi, yani. Bunun çok İmamoğlu ile ilgili yüzlerce, binlerce yorum yapılıyor. Evet. Bir cümleye de sizden enteresandı. İmamoğlu diyorsunuz, sağcı popülizmle nasıl mücadele edilir sorusunun cevabı oldu. Ne demek istiyorsunuz? Aslında sadece İmamoğlu değil. Biz Gezi'den itibaren referandum sürecindeki olağanüstü kampanya, yani kazanamayabiliriz. Ama bu her zaman nokta mağlubiyet değildir. Bir tarihsel bir süreç var. Bu toplum çok dinamik bir muhalefet üretiyor sağ popülizme karşı. Deneme yanılma yöntemiyle her mahalleye girmeyi öğrendi. Üslup geliştirmeyi öğrendi. Ve şunu söyleyeyim, münferit bazı durumlar dışında hayat tarzı üzerinden başkalarını aşağılamamayı da biz daha hızlı öğreniyoruz. AKP'nin etrafındaki o sözde medya, yani o grup aslında hayat tarzı, istismarı, aşağılaması. Yani şöyle düşünün, trollerin her gün bizlere yağdırdığı küfürler hiçbir zaman bir ahlaki mesele yaratmıyor da, yanlış olduğunu biliyorum tabii elbette, ama işte bir başörtülü birisine yapılan bir sataşma hemen gündem oluyor ya, aslında biz onları minimize ettik bayağı. Yani toplum çok hızlı bir şekilde adapte oluyor. Dolayısıyla Gezi'den bu yana referandumda öğrenilen bir şeyi İstanbul özelinde örneğin Ekrem Bey ona nasıl adapte oldu? Bu toplumu, halkı barıştıracağım diyor. Beraber yöneteceğim diyor. İsrafa son vereceğim diyor. Yani bunların hepsi toplumu aktüelleşmeyi öne çıkaran şeylerdir. Sağ popülizmin en temel tezi şu: meseleleri ben halk yararına çözerim ama önce bana bütün iktidarı ver. Bütün güçler bende olsun, ben hallederim diyor. Bana güven, siyasette güven diye bir şey yoktur. Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak olarak yozlaştırır. Yani biz, siz tabii Rusya'yı çok iyi biliyorsunuz. Putin karşıtı muhalefete göre Türkiye'deki muhalefet hem daha dinamik hem sağ popülizme yönelik. Biraz uzatayım bunu bir iki cümleyle. Şu başarı var Türkiye'de şu anda. Birincisi, otoriter bir rejimi şu şekilde geriletebiliyorsunuz. Dünya örneklerinde görüyoruz. Önce kendi muhalifler ve mağdurlar ittifak kurmayı öğreniyor. Onun gözü bunun çapı, yani hep kusur görmektense ortak paydamız nedir diyorsunuz. Bunda gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ve özellikle Selahattin Demirtaş bunu görüyor bence, yani ortaklaşma konusunu. Meral Hanım'ın da bunu kavradığını düşünüyorum. Arada
performatif olarak farklı mesajlar vermek zorunda kalsa bile bu aktörler bunu kavruyor. İkincisi otoriter bloktan parça kopmasıdır. MHP'nin örneğin ikiye bölünmesiyle İYİ Parti'nin doğması, pek çok eğitimli muhafazakarın oradan kopması, artı merkez sağ unsurların oradan yavaş yavaş kopması, son olarak da AKP için büyük şok geleceğe dair ciddi şekilde yoksulluk çeken insanların kopması. Bütün bunlar Babacan veya parti girişimleri de eğer o otoriter bloktan parça koparmayı başarırlarsa demokratikleşme kuramının iki temel şeyi hallolmuş oluyor. Yani demokratların ve mağdurların yan yana gelmesi artı otoriter bloktan parça kopması. Evet. Ama o söyleşte, bahsettiğiniz söyleşte dediğim gibi küresel koşullar çok müsait değil ama biz zaten onlara karşı mücadele veriyoruz evet. Bir yandan da. Evet, yani. Evet. Tam bu noktada sizden alıntı yapmaya çalışarak bir şey sormak istiyorum. Gerginliğin, kutuplaşmanın diyorsunuz iki problemi var, iki ana problemi evet, var. Evet. Biri İslam laiklik farklılaşması, ikincisi de Türklük, Kürtlük. Bu açıdan bir adım atıldı mı bu seçim sürecinde? Şöyle, mesela Ekrem Bey'in bazı söylem denemeleri oldu. İşte diyor, Türkler, Kürtler, Ermeniler, yani bu şekilde epeydir duymadığımız, daha çok kültürcü diyelim bir dili bazen denedi. Onun dışında yani şimdi şöyle bir durum var. Asla şey yap, yani ben ötekileştirmeyeceğim üzerinden bir üslup koyuyor. Yani bu mesela ciddi bir şekilde Kürt seçmenlerinden de teveccüh gören bir şey. Kendisiyle ilgili Pontus suçlamaları yapıldığında, hani o tarz şeyler yapıldığında kendisinin çok daha milliyetçi olduğu üzerinden bir söylem kurmadı da mesela şey diye götürdü. Yani insanların kökeni vesaireden ziyade ne yaptıkları önemli. Ben etnik ve mezhepsel meselelere kör olarak bakıyorum. Beylikdüzü pratiği de aslında bunu gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye toplumu siyasal İslam'ı aslında benimsemiyor. Hem güçlü bir merkez sağ damar vardır, hem geleneksel İslam formlarında Türkiye'de bu kadar ciddi bir ihvan tadında İslamcılık yoktur. Şimdi AKP'nin bütün olanaklarına rağmen ve cemaatlerin en son kozları olan işte bize oy vermezseniz veya AKP'ye oy vermezseniz cehennemde yanarsınız rağmen toplum kendince bir denge. Ya bunu emin olun dindar ve muhafazakarlar, yani benim kendi çevremde gördüğüm insanlar da hem bundan artık etkilemedikleri gibi kızıyorlar da buna. Dolayısıyla bütün bu istismarlara rağmen insanların Ekrem Bey'e oy verme nedenleri onda böyle çok dindar bir insan görmeleri de değil. Onlara yakın geliyor. Otantik temsil dediğimiz yani aşinalık var ama ısrarla şunu söylüyorum ben. Ekrem Bey veya bir başkası çok daha dindar olarak göstererek kendini bir yere bir zemine gitmek zorunda değil. Sadece demokrat olması yeter. Yani zaten insanların aşina bulduğu bir insan ama ben onu şey diye düşünüyorum. Kendi aile yapımda da etrafımda muhafazakar dizeliler var. Onun sol CHP'li damarını temsil ediyorum ama çok iyi ilişkilerim var. Şimdi Ekrem Bey'de biraz hani orada bir benzetme yapmıştım. Bütün bu insanların tanıdığı, aşina olduğu bir figür. Ben hayırlı damat demiştim mesela. Evet. Yani otantik bir şeyi var onun. Dolayısıyla bir de çok ilginç bir şey. Ekrem Bey'inle ilgili bazı kesimlerde kaygı oluştuğunu görüyorum. İşte laiklikle ilgili tavrı vesaire. Aslında ritüel düzeyinde belki kendini biraz daha güven, yani kendine biraz güven hissetmek için yapılan şeyler, pratikler üzerinden bakılarak bu konuda yargıya varılmamalı. Çünkü Ekrem Bey'in bakışı, hayata bakışı, aile yapısı, dünyayı değerlendirilişi kendi dindarlığının hiçbir şekilde tutucu bir kısıt getirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla oralardan çok insanlar oraya takılacağına ki bence mesela bana şahsen sorulursa o makamında hani imamla dua etmesini ben tercih etmeyebilirdim yani ama ötesine bakıldığında biz bu seçimde toplumu zor durumda yani böyle dar bir gömlek giydirmeye çalışan siyasal İslam anlayışına çok büyük bir yenilgi yaşattık. Bence oraya fokus olmak daha sağlıklı görünüyor. Bu dedikleriniz büyük ölçüde birinci çelişkiye evet, cevap veriyor. Evet. İslam laiklik. Evet. Bir de Türklük, Kürtlük var. Orada durum daha zor galiba. Orada daha zor çünkü şimdi şöyle bir şey var. Mesela şimdi Dersim tartışmaları örneğine bakalım şimdi. Oradaki insanlar tarihsel olarak Dersim diyorlar. Tunceli demiyorlar. Tunceli yapılmış. İnsanlar Dersim diyor. Şimdi burada benim gibi demokrat olmaya çalışan, çünkü demokratım demek değil, demokrat olmaya çalışıyorum diyen birisi ya bu insanlar buraya tarihsel olarak Dersim diyorlarsa der.
oraya verilen tepkilere bakın. Yani orada mesela demokrasi blokunda veya AKP karşısında hani orada konumlanan insanların birdenbire o mevzuda verdikleri tepki. Ben hep şunu soruyorum. Yani iletişime inanan bir insanım. Diyalojik, yani diyaloğa inanan bir insanım. İşte nasıl dersin denir diyen birisine niye denmesin diyorum mesela. Şimdi o onu açıklarken milliyetçi ezberleriyle yüzleşebiliyor mu, yüzleşemiyor mu? Şimdi buradan bu örnek aslında çok şey gösteriyor. Biraz bunu halka bırakmak gerektiği, halktan korkmamak gerektiği, yani o insanlar dersin diyorsa kardeşim hem saygı duyalım hem niye ürküyoruz bundan gibi. Oradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Biz toplum İslam üzerinden çok zorlandı yani. İran'da olduğu gibi bir deli gömleği, yani bir böyle dar gömlek tak ama onu karşı direniş gösterdi. Asıl ama milliyetçilik, yer yer çok fazla milliyetçilik kullanarak İslam'a karşı bir şey kurmaya çalıştı. Şimdi Türklük, Kürtlük kutuplaşması konusu da hepimize önümüzde belki bir iki yıl seçimsiz bir dönem var. Yeniden siyasal tartışmaları başlatma görevi düşüyor entelektüellere, aydınlara, işte siyasetçilere. Ben bu temkin siyasetinin yanlışlandığını düşünüyorum. Hani bu kadar temkinle gittiğimiz halde işte PKK'lı, DHKPC'li, FETÖ'cü, dünyada ne kadar şey varsa üzerimize ezer düştü, her şey yüklendi, boca edildiği halde bu toplum devletle yarıştığımız halde bizi iktidara, yerel iktidara getirdiyse, ikincisinde de çok büyük bir etik tavırla %10'a yakın bir fark tanıdıysa bu kadar temkine gerek yok, anlatmamız gerekiyor. O da şu çerçevede, biz Kürtlerle birlikte yaşamak istiyoruz ama belli sıkıntıları var. İnsan hakları bakımından en çok eziyet çeken kesim odur. İşte bana KHK'lı diye mağdur şey yapıldığında benim nerem mağdur? Asıl işte Mardin'de, oralarda öğretmenlikten atılan insanlarla ilgilenin. İşte hapishanelerde bir sürü insan var siyasal nedenlerle. Buralarda bir rahatlama gerekiyor. Birlikte yaşamak için ya sen bana seçimde destek ver, sonra hepimiz kendi kimlik şeyimize çekilelim diye bir şey yok. Hayat bunun önünü açmış zaten. Evet. Şimdi siyasette sıra. Yani bir evet. Level atlama diyorum ben burada. Kürt meselesinde özellikle Selahattin Demirtaş'ın Sırrı Süreyya'ların ve o benzer isimlerin çıkıp siyaset yapmalarını savunmaktan kardeşim siz ne istiyorsunuz anlatın. Yani o anlatım olanaklarını sahiplenmeye kadar bir dizi buna cesaret bile demek bana tuhaf geliyor. Normalleşme diyelim yani. Şimdi söyleşinizin, o sözünü ettiğimiz söyleşinin son bölümünde HDP ile ilgili enteresan tespitleriniz vardı. Yeri geldi, evet. Geldi sanırım, onu sormak istiyorum. Bir kere diyorsunuz ki HDP tam olarak Selahattin Demirtaş çizgisinde değil. Bocalamalar yaşıyor, bu çizgiyi yakalayamıyor. Demirtaş ise o HDP'yi kilit bir parti olma yolunda sürekli itiyor. Neyi kastediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, siyasette biriktirdiğiniz güç size 80 milletvekili ve %13.4 gibi bir oy getirmişse ondan sonra o güç üzerinden ilerlemeniz gerekir. Yani muazzam bir siyasal güçtür ve sizi zaten kilit parti haline getirir. Biraz sabırla, dirayetle giderseniz pek çok mesele de çözülebilir zaten. Şimdi böyle bir yerden HDP'nin işte zaman, yani süreç içerisinde kendine gelen, yani yukarıdan çok ciddi baskı gördüler. O baskıya karşı verdikleri tepkiler, yani genel olarak o hareketin belli yanlışlar içeriyordu. Bir de HDP'de şöyle bir şey var. Yani siyasi parti olarak mesela ona oy veren insanların iktisadi, güncel, gündelik meselelerine biraz daha yaşam, yani yaşam üzerinden, yani radikal, pragmatik, ütopik şeyden çok hayatın içerisinden bakmak, bunları örneğin koskoca Muş Ovası niye ekilmeden, biçilmeden duruyor, Bingöl'de şurada burada niye hayvancılık ölüyor, İşkur'a niye insanlar muhtaç ediliyor, ona karşı yerel yönetimler ne yapabilir? Yani biraz buralarda açıkçası biraz daha ayakları yere basan ve yerel yönetimler mevzuunda biraz daha yaratıcı olabilen bir partiye dönüşmesi gerekiyor. Fakat bir şimdi de, daha çok siyasi ve ideolojik bir yaklaşım var. Evet, yani ben ama onu da anlıyorum. Yani o sıkışmanın da çok ciddi bir nedenleri var. Yani uzun sürmüş işte süreçler var. Onun üzerine bir yeni bir arayış var. Bence mesela Türkiye solundan HDP'ye yakınlaşan arkadaşlarımızın da mesela CHP'yi eleştirirken sürekli bir HDP güzellemesi yaptıklarını görüyorum. O şöyle, yani yapmasınlar anlamında değil de uzaktan sevmek değildir. Yani angaje olacaksın. Mesela PM, HDP'nin PM'si niye bir şekilde bir yerlerde kapalı kapılar arkasında belirleniyor?
Neden CHP'de bile yani 600'e yakın aday çıkıyor falan, buraları sorgulayarak yine sahiplenebilirler. Dolayısıyla oranın bir siyasi parti haline gelmesi, lokal mahalli gerçeklerle biraz daha irtibat haline girmesini sağlayacak. Dolayısıyla şu anda bence hani Demirtaş'ın çok ciddi bir şekilde HDP'yi kilit parti haline getirme stratejisinde yer yer bocalasalar da ama kritik süreçlerde adapte oldular. Örneğin bu İmralı mektubu konusunda çok ciddi bir şekilde tuzağa düşmeme esnekliğini gösterdiler. Ben hani HDP'nin bir romantik sahiplenmeden ziyade evet vardır bir değerdir ama şuralar eksiktir, şuralar iyidir şeklinde bir yani bizim aslında biraz da konuşurken korkuyorum insanları kırmamak için. Çünkü insanlar çok bedel ödüyor ama uzaktan sevmek ve romantik yüceltmekten çıkıp parti büyüdükçe hayatın bazı kirleriyle de irtibat kurar. Belki siz orada olursanız daha az kirlenir diye bir angajman yani angaje olma davetinde. Yani aktif 7 Haziran'da, mücadeleye katılma anlamında 7 Haziran'da hayatımda görmediğim kadar çok akademisyen, entelektüel aşağı indi, sahaya indi, HDP'ye destek verdi. Şimdi onlar radikal edilgenlik dediğim bir konumdalar. Yani siyasete biraz daha aktif ve müdahil olmalar lazım. Endişe ve korkularını anlıyorum ama bunların hepsinin yolları var. Yani değişik yollarla yasal ve meşru zeminde hala çaba yapılabilir, yürütülebilir. O söyleşide bir cümleyi çok merak ettim. Kurulabilecek olan koalisyonda Selahattin Demirtaş Dışişleri Bakanı olabilir diyorsunuz. Ne demek bu? Onu bilerek söylüyorum. Şimdi dünya tarihinde bunun benzer örnekleri var. Biraz bu toplum böyle şok edici enformasyonlara, gelecek tasavvurlarına ihtiyaç duyuyor. Bir zamanlar Mandela'ya, Tutu'ya vesaire terörist muamelesi yapılıyordu. Israrla şiddetten uzak durdular ve ısrarla dik durdular. Sonra Mandela Cumhurbaşkanı olduğunda iki şey yaptı. Birincisi kin ve revanşizmi kesinlikle engelleyen anayasal, lafta kalmadı. Yani süreçler yürüttü, maddeler koydu. İkincisi dedi ki benden çok fazla şey bekliyorsunuz siz. Bu toplumda lider mi yok kardeşim deyip bir süre sonra bıraktı. Dolayısıyla hani öyle işte siyasal nedenlerle bir insanı hapse atmak, onu bütünüyle tasfiye etmek anlamına gelmiyor. Toplumun bir kesiminde liderimiz Nadas'ta muamelesi yapar. O kişi de kendini yetiştirir ve duygusallığa kapılmadan yani reel analizler yapabilirse pekala yarın öbür gün kilit bir partinin kilit bir dışişleri bakanı olabilir. Olmalıdır olmamalıdırdan ziyade dünyada böyle örnekler olduğunu düşündürmek. Demin dediğim gibi bu ülkede siyasal tartışma bitti. Birincisi AKP bütün bu kanalları tıkamaya çalıştı. İkincisi hep seçimlere yönelik bir refleks oldu. Şimdi biraz daha soluk alıp hakikaten doğru düzgün tartışma yürütebilmemiz gerekiyor. Bir zamanlar 90'ların başında 2000'lerde liberaller tartışmayı domine ettiler. İslamcılar o tezleri alıp sonra canına okudular ama beğenin beğenmeyin bir siyasal tartışma vardı. Şimdi o hatalara düşmeden siyasal tartışmayı canlandırmak gerekiyor. Çok enteresan yorumlarla geçen bir söyleşi oluyor bu ama zamanımız azaldı. Mümkünse biraz daha kısa cevaplarla birkaç soruyu ele alalım diyorum. İktidar dedik, iktidarın aslında epeyce bir analizi yapıldı da bir tek şeyi soracağım orada kısaca cevaplamanız ricasıyla. İktidar yaşlanıyor diyorsunuz, gençlerle bağlantı kuramıyor. Dün bir araştırma gördüm, lise altı kategorisinde işte Binali Yıldırım'ın desteği yükselirken lise ve üniversitede inanılmaz bir şekilde İmamoğlu'na yönelim var. Onun dışında tabii bazı dinamik unsurların desteğini yitirmek gibi, hani son seçimde en büyük kentleri bizim alanımız gibi unutulmasın. Türkiye'nin %80'nin üzerisi batıda yaşıyor. AKP aslında iktisadi hayatın, politik, kültürel hayatın dinamik unsurlarından kopmaya başladı. Tarikatların, cemaatlerin de o kadar ciddi bir mobilizasyon gücü olmadığı anlaşıldı. Şöyle bir şey, yani toplum aslında bu toplumun çok ciddi bir pragmatik damarı var. Aslında ben hani nesnel olarak söylüyorum, merkez sağ için bayağı zengin olan bir ülke. Hani ben biz merkez sağlaşalım demiyorum, çok ciddi eleştirilerim var da. Şimdi böyle bir ülkede tutmuyor yani bu tarz araçlar yani ciddi olarak direnç görüyor. Ve bu parti giderek şey oluyor yani kendisinin toplumda bir işlev görmediği için, topluma takoz olmaya başladığı için giderek toplum bunun dışında bir seçenek arıyor. Bir iktidar merkezini işaret etti. Yerel iktidara bizi getirdi ama bakın biz diyorum, CHP demiyorum. %50+1 veya o kentlerin kazanılmasını kim sağladıysa orada bir iktidar merkezi inşa ediyor toplum şu anda. Yani bizim Nadas'a bırakmış, öbür taraftan bıkmış.
Arada biz iyi bir sınav verirsek demokratlar olarak, sadece CHP olarak değil. Hı hı. Hani derler ya, elim kırıldı, ben CHP'ye oy veremem falan filan. Bütün bunlar kırılıyor. Demirtaş'a dair mesela şeytanlaştırma şeyi tutmuyor. Çok enteresan. Anadolu'da gidiyorsunuz, MHP'linin birisi de Demirtaş aslında iyi ama etrafındakiler kötü diyor en azından. Yani en azından bunu. İmamoğlu ile ilgili şeytanlaştırma çabaları katiyen tutmadı. Bütün bunlar da aslında toplumun hamasetten çok ileride ben bu ülkeyi kime emanet ederim diye bir arayışa girdiği gözüküyor. Peki. Merkez sağ kim doldurur, bu büyük bir soru, farkındayım ama diyorsunuz ki Babacan hareketi, AKP içinde kopmakta olan Babacan hareketi belki bir parlama yapabilir, bir patlama yapabilir ve hatta İyi Parti'den de daha güçlü bir konuma gelebilir. Evet, diyorum. Yani benim kendi şahsi eleştirilerimi bir yana koyuyorum nesnel analiz yapma bakımından. Yani şöyle bir şehir efsanesiyle çıkabilirler. İşte Babacan, Şimşek, Gül işte Türkiye'yi daha istikrarlı götürüyorlardı. Ekonomiyi de iyi götürüyorlardı. Hani eleştirin eleştirmeyin algı üzerinden söylüyorum. Bunları attılar. AKP işte koptu gerçeklikten. Biz de eziyet çekmeye başladık üzerinden bir anlatı olabilir. Zaten AKP'li milletvekilleri, AKP teşkilatlarının yan yana hani gelip konuştuğunuzda bizden çok eleştiri yapıyorlar. Ama lidere bir karşı çıkma şeyi yok. Ben hep şey onların yanında esprisi yapıyorum. Espri mi bilmiyorum. İşte kol kırılır yen içinde kalır diye artık kolunuz çürüdü. Yani eleştiriyi öğrenin artık falan gibi. Dolayısıyla oralarda da aslında hiç beklemedik teveccühle olabilir. Ben Bülent Arınç'ı barometre gibi görüyorum. Neither nor, hani AKP ile bağlarını koparamıyor. Stockholm sendromu şeyi var onda. Ama bize de gül atıyor. Bir yandan da öbür partiye de şey yapıyor. O bile aslında ciddi bir şey olduğunu gösteriyor. Yani hiç ummadığımız kişiler Babacan etrafında kümelenebilir veya başarı şansı görmedikleri zaman bu tarafta kalmaya tercih edebilirler. Evet. Şimdi eleştiriler deyince en çok eleştirilen ve CHP'nin de sanırım bundan sonra daha çok yükleneceği bir konu bu başkanlık sisteminin tartışılması. Referandum talebi de dahil. Çünkü %60 civarı galiba eski sistem daha iyiydi diyen bir kitle oluştu Türkiye'de. Biz daha da arttırabiliriz bunu anlatırsak. Çünkü insanlar şunu gördü. Hep bunu söylüyor iktisatçıların, yani benim kıymet verdiğim iktisatçılar. Türkiye'deki krizin, iktisadi krizin tetikleyicisi küresel dinamiklerden ziyade siyasal dinamikler. Dolayısıyla bunun Türkçesine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendimizi mefluç, yani felç haline getirdik. Ne bakanlar işliyor, ne milletvekilliği, meclis işliyor. Kriz siyasi bir şekilde tetiklenen bir kriz. Ve toplum bunu görüyor. Bence mesela insanlar bu sistemde hiçbir bakanın adını, ben soruyorum işte kaç tane bakanı tanıyorsunuz diye. Kimse bakanları tanımıyor. Pek çok meseleyi Ankara'da vekilleriyle çözerlerdi. Vekillerin bu gücü kalmadı. Bu sistemin yürümediğini toplum da görüyor. Anadolu'da nereye gidersek iki kesimle karşılaşıyoruz. EYT mağdurları ve bir şekilde kendisi veya akrabası KHK ile atılanlar. Bir de bu sisteme niye oy verdik? Keşke vermeseydik. Ondan sonra domates, taze fasulye şu kadar. Yani bağı hemen kuruyor. Biz tabii şey tuzağına düşmememiz lazım. Kısmi tadilatla Cumhurbaşkanlığını yarı başkanlığa çevirme gibi bir şey olabilir. Biz otoriter liderlere fazla zemin sağlayacak herhangi bir şeye kabul etmememiz lazım. Bizim Türkiye'de tarihsel meselemiz, 200 yıldır tarihsel mesele güç biriktirmek değil, gücü paylaştırmak. Böyle olunca kuracağımız yeni sistem eskisinden daha ileride olmalı ve yerinden yönetim ilkesine dayalı olmalı. Yani yerinden yönetim şudur, gücün en yakın birime devredilmesi. Yani ultra merkeziyetçi bir şey yaşıyoruz. Rahmetli Özel olsaydı şimdiki sistemi şey derdi, bürokratik merkeziyetçi derdi. Sağın tabii dili de kayboldu, şimdi kimse bunu kullanmıyor. Ama bizim esas bu ultra merkeziyetçiliğe karşı yerinden yönetim üzerinden bir alternatif, yani güç bölüşümüne dayalı bir alternatif sağlamamız lazım. Peki son olarak şunu sorayım. Bundan sonraki aşamada siyaset sahnesinde ne olur, nasıl bir beklenti içindesiniz ya da ne olmalı, ihtiyacımız daha çok ne? Biz tartışmalıyız. Valla şimdi bu dört parti çok medeni ilişkiler geliştirdi. Çok yani memnunum HDP, İYİ Parti, Saadet ve CHP. Belli anayasal meseleleri de tartışabiliyorlar. Birbirlerini iyi kötü yani şey muhatap olarak alıyorlar. Bunların anayasal tartışma başlatması gerekiyor bence. Şunu da insanlar bilmeli. X partisinin söylediği her şeyi kabul etmek zorunda değiliz. Yani söylesin neresini yani bu 1978'de Franco sonrası
süreç çok iyi işlemişti. Biraz oradan dersler çıkarılabilir. Onun dışında yani ben hükümetin çok sıkıştığını düşünüyorum. Yani kriz ortamında ancak gücü belli bir süre devretmek için seçime gidebilir. Öyle bir şey yapacaklarını da düşünmüyorum. Biz sürekli nokta konularda ittifaklar kurmaya çalışmalıyız. Nokta konu, mesela bir tane örnek vereyim. İşte devlete personel alımında mülakatlar kaldırılacak anayasa maddesini savunuyoruz biz gibi. Bir tartışma başlatmamız lazım. Ben bunu kendi sayfalarımda paylaşıyorum. Bir hayalim var, devlette mülakat kaldırılmalı. Bir hayalim var, tarım alanları ve tarım alanları ve ormanlar imara açılamaz gibi. Bu tarz böyle spesifik nokta konularda veya Cumhurbaşkanı bir siyasi parti, yani devlet parti özdeşliği bütünüyle kaldırılacak gibi. Bu tür spesifik meseleler üzerinden insanlar daha kolay yan yana gelir. Makro meseleleri kimlikçilik devreye giriyor. Enteresan. Çok teşekkürler Yüksel Bey. Profesör Doktor Yüksel Taşkın'la konuştuk. Siyaset sosyolojisindeki ilginç yeni noktaları, çok enteresan yorumlar oldu. Açıkçası biraz sübjektif bir şeyle bitiriyorum ama benim son zamanlarda yaptığım en keyifli, en doyurucu cevaplarla dolu söyleşilerden biri oldu. Yeni konuklarla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.